Ulusal Kanal ekranlarında yepyeni bir programa başladık. Sanat, edebiyat ve bilime susuzluğunuzu gidermek için Sebil. Ve Sebil'in içindeki bölümlerden bir tanesi de Seb İstanbul. İstanbul'un tarihi mekanlarını sizlere anlatacağız. Tarihiyle, geçmişiyle, bugünüyle birlikte. Ve bugünkü konumuz geleneksel Türk tiyatrosu. Nereden başlayalım? İstanbul'un hangi tarihi mekanı üzerinden gidelim diye düşündük. Ve dedik ki, önce bir kendi binamızdan başlayalım. Şu an Ulusal Kanal Stüdyosu'nun olduğu Deva Çıkmazı'ndaki binanın arkasındaki caddedeyiz. Evet, bu tarihi bina 200 yılı aşkın bir ömre sahip. En üst katında Ulusal Kanal Stüdyosu'nun bulunduğu bu tarihi binanın zemin katında ise bundan yıllar önce Kanuni Esasi Kıraathanesi vardı. Anayasa Kıraathanesi. Tabii şu an salgın nedeniyle kapalı durumda, başka bir işletme var. Buradan başladık. Ulusal Kanal Stüdyosu'nun olduğu binadan başladık. Ulusal Kanal'ın 200 yıllık tarihi binasından başladık. Ve buradan çok yakın bir noktaya gideceğiz. Yine Türkiye'nin tarihi açısından çok kıymetli bir yere gideceğiz. Şu an binanın yerinde yerler esiyor. Şu an o binanın yerinde TRT İstanbul stüdyoları var. Ama tabii tarihine baktığımızda gördüğümüz şey burada Darül Bedai vardı. Haliç manzarası eşliğinde, havada soğuk. İsterseniz biz Darül Bedai'nin olduğu yere doğru gidelim, oradan devam edelim. Hava gerçekten çok soğuk, Şubat soğuğunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Sebil programında çok sayıda dış çekim var. Tabii soğuk bir zamanda başlamış olduk ama olsun, soğuk iyidir. Biraz da koştuk, vücudumuzu ısıttık. Şimdi tarihsel serüvenimize yeniden dönelim. Sene 1914, 27 Ekim 1914 tarihinde İstanbul Belediyesi bünyesinde Darül Bedai kuruldu. Tabii ilk başta konservatuvar demişlerdi ismine, ancak daha sonra Güzellikler Evi manasında Darül Bedai ismi konuldu. Şu an TRT stüdyolarının olduğu bu binanın olduğu yerde bundan yıllar önce konservatuvar olarak kurulan, sonrasında da Ali Ekrem Bey'in önerisiyle Güzellikler Evi anlamına gelen Darül Bedai ismini alan bu tarihi mekanın olduğu yerdeyiz. Burada tiyatro gösterileri yapılıyordu, orta oyunları gerçekleşiyordu, Karagöz gösterileri oluyordu ve burada aslında bir nevi Haliç manzarası eşliğinde İstanbullu tiyatroyla buluşuyordu. Osmanlı tiyatrosunun kurucusu Reşat Rıdvan Bey'in önerisi üzerine Paris'teki Odeon Tiyatrosu'nun müdürü Andrea Antoni İstanbul'a davet edilir ve ondan bir eğitim programı çıkarması istenir. Aslında ilk başta Darül Bedai bir nevi bir konservatuvar, bir eğitim kurumu olarak hizmet vermektedir. Ancak daha sonrasında Ocak 1915'te bu durum değişir ve bir eğitim alanı olmanın ötesinde halka gösterilerini sunulduğu bir mekan haline gelir Darül Bedai. Darül Bedai'den bahsederken Türk tiyatrosunun kurucularının en başına yazacağımız ismi Muhsin Ertuğrul'u anmadan edemezdik. Gerçekten Türk tiyatrosuna adını altın harflerle yazdırmış bir isimdir Muhsin Ertuğrul. Darül Bedai'nin ilk kurucuları arasındadır ve okuma grubunun içerisinde Abdullah Cevdetler'le, Ahmet Haşimler'le birlikte, Andre Antoni ile birlikte hem programı hazırlamışlar, sonrasında çok sayıda gösterinin, çok sayıda eserin sergilenmesine hizmet etmişlerdir. Darül Bedai'de Shakespeare'in, Goethe'nin, Çehov'un oyunları yanı sıra yerli oyunlar da oynanmıştır. Ve ilk Türk Müslüman kadın oyuncu Afife Jale'nin de izi vardır Darül Bedai'de. Tabii başka tiyatrolarda da oynamıştır, ancak Darül Bedai'de de sahne almıştır Afife Jale. Tabii yıllar içerisinde İstanbul Şehir Tiyatrosu ismini aldıktan sonra, özellikle 30'lu yıllarda tiyatroların sayısı her yerde İstanbul'un çeşitli noktalarında artmıştır. Ve İstanbul Şehir Tiyatroları ismiyle bugün halen varlığını sürdürmektedir. Tabii ki eski binadan bir eser kalmadı ama kurum ayakta ve şehir tiyatroları halen gelenekten geleceğe İstanbullulara Türk tarihini, evrensel anlamda da dünya tarihinin çok değerli eserlerini aktarmaya, sahnelemeye devam etmektedir.